Evet arkadaşlar, Bayram Özen de YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle like'ı da abone olmayı unutmayın, iyi seyirler. Macaristan seferi. Boğdan seferinden sonra Fatih Sultan Mehmet bir süre dinlendi. Bu arada Macarların Osmanlı sınırındaki kalelere saldırdığı ve bazı kaleleri ele geçirdiği haberini aldı. Bunun üzerine önce Osmanlı akıncıları Macaristan topraklarına akınlar düzenlendiler. Ardından Fatih Sultan Mehmet ordusuyla birlikte Macaristan topraklarına girdi. Sınır boylarındaki bazı Macarlar kalelere tahrip edildi. Bir müddet Macar topraklarında kalan Osmanlı ordusu geri döndü. Çünkü bölgedeki kış şartları çok çetindi. Bu yüzden Macaristan seferi uzun süre sürdürülemezdi. Bu seferdeki amaç Macarlara korku vermek ve onları bu saldırgan tutumlarından vazgeçirmekti. İskoçra seferi ve İskoçra'nın fethi. Arnavutluk sınırları içerisinde İskoçra Kalesi 1473 yılından itibaren zaman zaman kuşatılmış. Fakat ele geçirilememişti. İskender Bey'in ölümünden sonra Arnavutluk'ta Venedikliler söz sahibi olmuşlardı. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin için tehlike oluşturan bu durumu ortadan kaldırmak üzere önce dönemin Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa komutasındaki bir orduyu Venediklilerin hakimiyeti altında İskoçra Kalesini ele geçirmek üzere gönderdi. Ancak coğrafya şartlarından dolayı kale ele geçirilemedi. Bu seferden sonuç alamayan Fatih Sultan Mehmet 1478 yılı yaz mevsiminde Rumeli Beylerbeyi Davut Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasındaki orduyu İskodra'ya gönderdi. Kısa bir zaman sonra da kendisi İskodra Kalesi önlerine geldi. Kuşatma birkaç ay devam etti. Fakat kale bir türlü düşürülemedi. Sultan Mehmet 8.000 kişilik bir kuvveti kuşatmada bırakarak geri döndü. Kuşatma devam ederken İstanbul'da Venediklilere yapılan bir anlaşma üzerine İskoçra Kalesi Osmanlı Devleti'ne teslim edildi. Zaten uzun süren kuşatma sonunda kalenin direnme gücü kalmamıştı. Böylece yıllardır Osmanlı yönetiminin başını ağrıtan Arnavutluk'un son ve güçlü kalesi de Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oluyordu. Ellerindeki İskoçra Kalesi'ni de kaybeden Venediklilerin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı direnecek güçleri kalmamıştı. Bunun üzerine 1479 yılı Ocak ayında Venedikliler ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir barış anlaşması imzalandı. Rodos Seferi, Venedik meselesini bir şekilde halleden Fatih Sultan Mehmet 1479 yılı dinlenerek geçirdi. Devlet teşkilatında yenilikler yapıldı. İlk defa asker kökenli olmayan Karamani, Mehmet Paşa'yı veziriazamlığa getirdi. Fatih Sultan Mehmet 1480 yılı Mayıs ayında Vezir Mesih Paşa komutasındaki ordu ve donanmayı Rodos'a gönderdi. Kale tamamen kuşatılmadan saldırı başlatıldı. 90 gün süren kuşatmanın ardından Rodos ele geçirilemedi. Adanın ele geçirilmemesinin başlıca sebebi kale düşmek üzereyken yağmanın yasak olduğunu bildiren bir emirdi. Bu emir yüzünden bir kısım askerler şehre girmekte vazgeçtiler ve bu yüzden fethi gerçekleştirilemedi. Daha önce kaleye giren askerler kaleyi savunan şövalyeler tarafından kılıçtan geçirildi.
Ağır kayıplar veren Osman ordusu kuşatmayı kaldırarak geri dönmek zorunda kaldı. Rodos'u ele geçirmek üzere gönderildi fakat başarısız olan Rodos ordunun başındaki Vezir Mesih Paşa emrindeki orduya iyi komuta edemediği için Fatih Sultan Mehmet tarafından cezalandırılmış vezirlik rütbesi alınarak sancak Bize devrine neydi? Yok. gönderilmiştir. İtalya seferi Fatih Sultan Mehmet Vezir Mesih Paşa komutasındaki o donanmaya Rodos üzerine gönderirken eski Vezir-i Azamlardan Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmaya da donanmayı da İtalya üzerine göndermiştir. Bölgedeki bazı siyasi olaylar ve Fatih Sultan Mehmet'in Akdeniz'in batısından da söz sahibi olmak istemesi bu seferi gerekli kılmıştı. Gedik Ahmet Paşa donanması ile İtalya'nın doğusunda Mora Yarımadası'nda batısında bulunan İyon adalarının fethiyle işe başladı. İlerlemesini sürdüren donanma 1480 yılı Temmuz ayında Otranto kıyılarına vardı ve Osmanlı ordusu buradan karaya çıktı. Otranto kalesi ele geçirildi. Ardından bölgede küçük şehir devletleri fethedildi. Papa büyük bir kaçlı ordusu toplamak üzere harekete geçti. Başta Venedik ve Napoli olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde büyük bir telaş başladı. Çünkü üzerlerine gelen ordu kendi güçlerinin kat kat üzerindeydi. Bu sırada Gedik Ahmet Paşa'ya beklenmedik bir haber ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet vefat etmişti. Gedik Ahmet Paşa içeride başlayan taht kavgasından dolayı sistemli bir şekilde başladığı fetih hareketini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü. Geride bıraktığı ve ilerleyen zaman içerisinde ümitsizliğe düşen askerler de ele geçirilen bir yerlere düşmanı teslim etmek zorunda kalmışlardır. Fatih Sultan Mehmet'in vefatı. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılı baharında Anadolu yakasını geçerek yaklaşık 300 bin kişilik bir ordu ile sefere çıktı. Bu seferin İran, Mısır, Rodos ve İtalya üzerine mi olduğu hala bilinmemektedir. Padişah sefere çıkarken biraz rahatsızlanmıştı. Yüzünden hüzün belirtileri vardı. Hatta boğazı gerçekten Arapça olarak ah dönüşü olmayan gidiş, ah dostların hasreti anlamındaki dizeleri okuduğu bilinmektedir. Gebze yakınlarındaki Sultan Tekfur veya Çayırı denilen yere gelindiği zaman genç padişahın rahatsızlığı arttı. Burada tedavi altına alındı fakat verilen ilaçlar fayda etmedi. İlaçlar verildikçe ciğerlerin doğradığını yandığını bizzat kendisi söylemiştir. Büyük dahi Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 Perşembe günü 49 yaşında ikindi üzeri vefat etti. Fatih Sultan Mehmet'in vefatı Osmanlı ülkesini ve bütün İslam dünyasını büyük üzüntü içinde bıraktı. Vefat haberi bir sürü halktan ve askerden saklandı. Vefat haberinin yayılması üzerine İstanbul'da bir takım kargaşalar ortaya çıktıysa da bir süre kontrol altına alındı. Büyük oğlu Beyazıt Sultan II. Beyazıt tahta geçti. Vasiyeti üzerine cenaze İstanbul'a getirerek Fatih Camisi'nin avlusundaki kabre defnedildi. Cenaze namazını Ebu'l-Vefa Hazretleri kıldırdı. Fatih'in vefatı haberine büyük kartal öldü diyerek duyurulan Avrupa ülkelerinde ise günlerce süren şenlikler yapıldı. Papa bütün kilisede 3 gün süreyle çan çaldırı şükür ayinleri yaptırdı. Sultan Fatih'in görünürdeki rahatsızlığı nikris el ve ayak parmaklarında eklem yerlerine şişkinlik yapan ağrılı bir hastalık damla hastalığıydı. Ancak bazı tarihi kaynaklar Fatih Sultan Mehmet'in
yazdırıldığını yazmaktadır. Buna göre düşmanlar o güne kadar Fatih Sultan Mehmet'e 14 defa suikast düzenlenmiş ve 15. de amaçlarına ulaşmışlardır. Özellikle zehirlenme olayında Venedik'in parmağı vardır. Çünkü padişah son müdahale yapan, sonradan Müslüman olan ve adını Yakup Paşa olarak değiştiren Maestro Lacopo adında Yahudi asıllı Venedikli bir doktordur. Onun verdiği ilaçlardan sonra Fatih'in rahatsızlığı arttı. Hatta kan kustuğu rivayet edilir. Askerler Fatih'in vefatından sorumlu tuttukları Yakup Paşa'yı kısa bir zaman içerisinde ortadan kaldırmışlardır.